Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde sitoplazma ve organellere giriş yapmıştık. Bazı organelleri anlatmıştık. Bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Bugün de kalan organellerimiz ile devam edeceğiz diyeyim. Hemen içeriğimizi de göstereyim. Bugünkü organellerimiz de hücre içi sindirimden görevli olan lizozom olacak. Yine içinde bazı enzimler bulunan, vücudumuzdaki zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren peroksizom olacak. Arkasından da koful organelini anlatacağız ve böylelikle dersimizi bitirmiş olacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak organeller dediğimiz zaman ne demekti organel? Tek veya çok hücreli tüm canlılarda sitoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren özelleşmiş yapılara organel ismini veriyorduk. Organelleri de kendi içerisinde zar durumuna göre gruplandırabiliyorduk. Zarsız organellerimiz vardı. Zarsız organellere kime örnek vermiştik? Ribozom ve sentrozomu. Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği organelde anlatmıştık. Hem prokaryotlarda var hem ökaryotlarda var. Hücrenin en küçük organelidir. rRNA ve proteinden meydana gelir demiştik. Sonra sentrozom organelini anlatmadık. Bugün de anlatmayacağız. Bir sonraki dersimize kalacak. Özellikle hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organel de bizim için sentrozomdur. Sentrozom da yine zarsız bir organel. Endoplazmik retikulumu anlatmıştık. Böyle hücre zarından çekirdek zarına doğru madde alışverişinin gerçekleştiği organeldi. Üzerinde ribozomlar bulunabiliyordu. Ribozomlar bulunduranlara granüllü ER, ribozom bulundurmayanlara granülsüz ER ismini vermiştik. Aynı zamanda hücreye mekanik destek de sağlıyordu. Nasıl bizim içimizde iskeletimiz var, bu iskelet sayesinde vücudumuzun belli bir şekli var. Endoplazmik retikulum da yine hücrenin şeklinin oluşmasında görev yapıyordu. Endoplazmik retikulumdan bir parça koptuğu zaman Golgi aygıtı oluşuyordu. Golgi deyince de ilk aklıma gelecek salgılama ve paketleme dediğimiz olaylardı. Lizozom hücre içi sindirimden sorumlu olacak, anlatacağız. Peroksizom yine dediğim gibi zehirli maddeler üstünde etkili. Kofulunda çok çeşidi olacak. Çift zarlı organelleri ise mitokondri ve plastitleri örnek olarak vermiştik. Mitokondri dediğimiz zaman oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği çift katlı organeldi. Plastitler ise bitkilerde, öglenada, alglerde bulunabiliyorlardı. Kloroplast, kromoplast, lökoplast gibi çeşitleri vardı. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organelde, hatta ökaryot canlılarda. Hadi biz başlayalım bugünkü organellerimize. Aslında bugünkü organelleri anlatırken bir şey hatırlatarak başlayayım, sonra şekil üstünden geçeyim. Şimdi hayvansal bir hücreyi düşündük. Hücrenin içerisinde çekirdeği vardı. Böyle hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan kanalcık ve borucuk sistemine de endoplazmik retikulum ismini vermiştik. Diyelim ki granüllü endoplazmik retikulum olsun, yani üzerinde ribozomlar bulunsun. Bu granüllü endoplazmik retikulumun üstünde ribozom var ya, burada protein sentezi olacak ya. Protein sentezi gerçekleşti, henüz böyle işlevselleşmemiş bir protein var. Buradan o proteinle birlikte bir parça koptu, hop Golgi organeli oldu. Golgi organelinde bu protein işlendi, enzime dönüştü. Enzime dönüştükten sonra Golgi'den bir parça koptu. İçinde de enzimler var. Hücre içi sindirimle görevli enzimler var. O zaman da hop kim meydana geldi diyeceğiz. Lizozom organeli meydana gelmiştir diyeceğiz. Bak, düşmeyeceğin şey şu. Dikkat diyorum, yıldız atıyorum. Bizim hücrelerimizde bir hücre içi sindirim oluyor. Bir de hücre dışı sindirim dediğimiz olay gerçekleşiyor. Mesela hücre dışı sindirim ne demek? Şurada X maddesi olsun, bu büyük bir madde olsun. Benim hücrem gidiyor bu X maddesine doğru. Sonra X maddesine enzimlerini göndermeye başlıyor. X maddesi buradan sentezlenen enzimlerin etkisiyle parçalanıyor. Küçük küçük parçalara ayrıldıktan sonra hop küçük parçaları içeriye alıyor. Bu ne oldu? Hücre dışı sindirim oldu. Ne yaptın? Enzimlerini dışarıya gönderdin. Dışarıda parçalama işini gerçekleştirdin. Monomerleri içeriye aldın. Bazen de hücrelerimiz şunu yapıyor. Diyelim ki X besini burada. Hücre gidiyor bu X besinine doğru yaklaşıyor. Sonra X besinine doğru yalancı ayaklar oluşturmaya başlıyor. Sonra gidiyor X besinine, ben de diğer sayfaya geçtim. Şöyle gitsin. X besininin, şöyle göstermiş olayım oku. X besininin etrafını iyice sarıyor. Bir bakıyorsun hop X besini içeriye aldı. Hatta bu bir besin de etrafı da bir zarla çevrildi ya. Bugünkü konumuzun içerisinde şunun besin kofulu olduğunu da söyleyeceğiz. Eğer böyle bir şeyi hücre içerisine aldıysa sonra bunu hücre içi sindirim enzimleri görevleri, hücre içi sindirim enzimleri bulunduran lizozomla birleştirip parçalıyor. Yani hücre dışı sindirimde lizozom organeli görev yapmaz. Onun üstünde durmaya çalışıyorum. Ama hücre içine büyük bir şeyi aldıysan, onu içeride parçalayacaksan, o zaman görevli organel bizim için lizozom organelidir diyeyim. Hadi buradan da göstermiş olayım. Yine aynı mantıkla bak ne yapılmış. Granüllü endoplazmik retikülüm var. Üzerinde ribozomlar vardı. Burada bir protein sentezlendi. Taşıyıcı koful meydana geldi. Sonra Golgi cisimciğine gidildi. Golgi cisimciğinde bu protein iyice işlendi. Enzimler protein artı yardımcı kısımdı ya. Tam enzim kıvamına dönüştü. Tam enzim kıvamına dönüştüğü zaman buradan koptu. Hop ne meydana geldi? Lizozom organeli meydana gelmiş oldu. Lizozomlar sindirim enzimleri taşıyan tek katlı zarla çevrili hücre organelleridir. Lizozomun içerisinde bulunan enzimler granüllü ER'den ER yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretildikten sonra endoplazmik retikulumlar aracılığıyla nereye doğru gideceklermiş? Golgi aygıtı adını verdiğimiz organele gidecekler. Burada yoğunlaştırılarak paketlenecek ve kesecikler içine alınıp lizozom şeklinde sitoplazmaya da bırakılmış olacak. Bak içinde hücre içi sindirim enzimleri var. Etrafı tek katlı zarla çevrili oldu sana lizozom organeli. Lizozomlar hücre içi sindirim yapabilen hücrelerde bulunacaklar. Mesela bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz de bu lizozomları görev yapıyor. Diyelim ki senin vücuduna bir tane mikroorganizma, bir tane virüs, bir tane bakteri girdi, zararlı bir şey. Savunma sistemi hücresi diyor ki gel. Gidiyor bunun etrafını şöyle göstermiş olayım. Yalancı ayaklarıyla sarıyor. Sonra bunu içeriye alıyor. İçeride de lizozom enzimleriyle parçalıyor. Yani savunma sistemi hücrelerimizde de bu lizozomların sayısının fazla olması lazım. Yine aynı mantıkla bir şey söyleyeyim size. Normal şartlarda ne diyorduk? Bir tane dişi üreme hücremiz vardı. Yumurta, erkek üreme hücremiz vardı. Sperm. Yumurta ve sperm birleştiği zaman ilk oluşan hücreye de zigot ismini veriyorduk. Ama yumurtayı düşündüğümüz zaman dişiler yumurta üretiyorlar. Yumurtanın etrafı da böyle sert bir zarla, kapsül gibi bir şey, böyle sert bir tabakayla kaplı. Bunlara doğru spermler hareket ediyorlar. Spermler hareket ettikleri zaman ilk değenin işte yumurtanın zarını eritmesi, içeriye doğru girmesi lazım. Spermlerin baş kısmında da yumurtanın zarını eritmeyi sağlayacak enzimleri taşıyan bir lizozom var. Onun da özel bir ismi var. Akrozom. Yani akrozom kelimesini duyduğun zaman spermlerin baş kısmında, sperm yumurtaya temas ettiği zaman burada bulunan enzimler yumurta zarını eritiyor. Böylelikle spermin genetik materyali yumurtanın içerisine bırakması sağlanıyor oluyor diyeyim gençler. Yine buradaki şekil üstünde de görebilirsiniz. Bir yumurtaya bir sürü sperm hareket ediyor ama bir tanesi içeriye giriyor tabii ki. İlk varan yumurta zarını erittikten sonra etraf böyle sertleşiyor. Diğerlerinin girişine izin verilmiyor. Yani akrozom dediğimiz zaman da o spermlerin baş kısmındaki lizozomdan bahsediyoruz. Benim o yalancı ayak çizdiğim var ya, onu da şuradan görebilirsin. Mesela besin molekülü buna karşı gitmiş, yalancı ayaklar oluşturmuş. Besinini ne yaptı? Hop içeriye aldı. İçeriye aldığı zaman besin etrafı bir zarla çevrili. Şunun adı ne oldu? Besin kofulu oldu. Besin kofulunun yanına hop kim gitmiş? Lizozom gitmiş. Besin kofuluyla lizozom birleşince aradaki zar erimiş. Enzimler hop besini parçalamaya başlamış. Hatta ikisi birleşince oluşan şeye de bugünkü dersimizin konusu ya, sindirim kofulu ismini vereceğiz. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde tabii ki lizozom organeli de bulunmayacak diyeyim. Gençler, bozulmuş ve yaşlanmış organeller lizozomlar tarafından tabii ki yok edilebilecek. Mesela işte benim vücudumda hücreler var. Bu hücrelerin içerisindeki bir tane organel iş yapmıyor. O organel iş yapmıyor ama gereksiz olarak orada yer kaplıyor. O zaman lizozomlar onları da yok edebiliyorlar. Veya bu hücrem yaşlandı ya, savunma sistemi hücrelerim geliyor diyor ki öl. Savunma sistemi hücrelerin buna gelip öl emrini verdiği zaman bunun içerisindeki lizozomlar bunu algılıyor. Lizozomun içinde enzimler vardı ya. Lizozomlar patlıyor. Patlayınca içindeki enzimler hop etrafa dağılıyor. Böylelikle hücre kendi kendini öldürüyor. Buna biz otoliz, yani hücrenin intiharı ismini de verebiliyoruz. Böylelikle hücreler yok oluyor. Hatta böyle kanserli hücreler var. Onlara savunma sistemi hücrelerimiz gidiyor, diyor ki otoliz ol, intihar et. Oradaki hücreler intihar etmiyorlar. Bu bir sorun. Yani hücrelerin emirleri algılaması lazım. Emirlere göre işleri yapması lazım diyeyim gençler. Lizozom zarının üç yüzeyi enzimlerin zarar vermesini engelleyen özel bir maddeyle kaplanmıştır. Bu da böyle aklınıza takılabilecek bir şey aslında. Ya hocam, bu lizozomun içerisinde enzimler var, besinleri parçalıyor. Lizozom nasıl kendi kendini parçalamıyor, nasıl duruyor gibi bir şey aklınıza gelebilir. Onun da sebebi neymiş? Lizozomun iç yüzeyinde böyle enzimlerin bulunmasından kaynaklanıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz, ben şuna çok benzetirim. Mesela midemin içerisini de düşündüğün zaman etleri parçalayacak enzimler var midemin içinde. Mide dediğin şey de bir et parçası. Mide nasıl kendi kendini sindirmiyor? Çünkü midede de aynı mantık. Bu içerideki enzimler zarar vermesin diye midemizin iç tarafında böyle bir salgı mukus tabakası var. O tabaka nedeniyle içerideki sıvılar mide duvarına zarar vermiyor. Daha böyle içeri doğru küçük çaplı düşünürsen lizozom içinde aynı mantığı söyleyebiliriz. Lizozom enzimleri pH değerinin 5 olduğu ortamda aktiftir. Nötr olan sitozolde lizozom enzimleri görev yapmaz. Düşündüğün zaman nötr ne demek? pH'in 7 olması demek. Bunlar da 5 olan ortamda aktiflermiş diyeyim gençler. Aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalan hücrelerde yanık oluşmasının sebebi de yine bu lizozomların parçalanmasından kaynaklanıyor. Yani böyle ay soğuk kesti derler ya, çok böyle ayazda kalan insanların yanıklar oluşur. Soğuk yanığı denilen bir yanık da vardır. O kadar soğuk etki ediyor ki buradaki deri hücrelerindeki lizozomlar parçalanıyor. Bu hücreler ölmeye başlıyor. O da yanık dediğimiz olayların oluşmasına sebep olabiliyor. Bir tane Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği hastalık örneği var gençler. O yüzden bu hastalıktan da biraz bahsedelim. Tay-Saks hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bunların sinir hücrelerinin lizozomları, lipidleri sindiren enzimleri eksik. Zamanla sinir hücrelerinde biriken lipidler de hücrelerin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor. Bir de yaşlıların ellerine baktığımız zaman, bizde henüz olmadı, henüz o kadar yaşlanmadım ama yaşlıların ellerine baktığınız zaman ellerinin üzerinde böyle kahverengi lekelerin olduğunu görürsünüz. O kahverengi lekelerin olmasının sebebi de aslında lizozom. Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmazsa lizozomlarda birikebiliyor. Bu da dışarıdan baktığınız zaman o kahverengi yaşlılık pigmenti dediğimiz, yaşlılık lekesi dediğimiz lekelerin oluşmasına sebep oluyor. Hadi bir tane de soru çözelim bununla ilgili. Lizozom organeli özelliklerinden hangilerine sahiptir? Lizozomun tek zarla çevrili olduğunu söylemiştik. Oksijenli solunum enzimlerini tabii ki bulundurmaz. Enzim bulunduruyor olabilir ama yaptığımızda görev yapan mitokondri organeliydi. Oksijenli solunum enzimlerinin lizozomda ne işi var? Yapısında nükleik asit taşır. Tabii ki böyle bir şey de söylemedim. DNA gibi, RNA gibi nükleik asitlerin lizozomda ne işi var diyeyim gençler. Cevabımız da yalnız bir. Yani A seçeneği oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Hayvan hücrelerinde bulunan lizozom organeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İçerdiği enzimler fagositoz ve pinositozda hücre içine alınan büyük moleküllerin parçalanmasını sağlar. Evet, biz daha sonraki derslerimizde içeriye büyük katı bir şey alırsan fagositoz olduğunu, büyük sıvı bir şey alırsan pinositoz olduğunu söyleyeceğiz. Fagositoz veya pinositoz yaptın, içeri büyük bir şey aldın. Bu büyük moleküllerin parçalanmasını yaşlanmasını da tabii ki lizozom organeli sağlayacak. Yaşlanmış, yıpranmış organellerin parçalanmasında da lizozom organeli görev yapacak. Spermin akrozom bölgesinde salgıladığı enzimlerle yumurta zarının delinmesini ve spermin o çekirdeğinin genetik materyalinin yumurta içine aktarılmasını tabii ki lizozom sağlayacak. Ölümden sonra organeli saran zarın parçalanmasıyla serbest kalan enzimler dokuların çürümesini hızlandıracak. Yani ölüm durumunda böyle ölüm katılığı dediğimiz o katılığın oluşmasında da aslında lizozom organeli görev yapıyor. Cevabımız da Edirne oldu diyeyim. Gençler, gelelim buradan da peroksizom yani mikro cisimcikler dediğimiz organele. Bunu biraz şey diye aklınızda tutabilirsiniz. Yani lizozom değil ama lizozom benzeri. Bunun da içinde enzimler var. Ama bu besinlerin parçalanmasını sağlamıyor. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunan zehirli maddeleri yok eden tek katlı zarla çevrili organelimiz içerdiği 50'ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyonu tabii ki gerçekleştirmiş olacak. En çok sorularda karşımıza çıkan da hidrojen peroksitin su ve oksijene dönüşmesi. Vücudumuzda böyle devamlı metabolik faaliyetler var. Bu metabolik faaliyetler sonucunda da zehirli olan H2O2 yani hidrojen peroksit adını verdiğimiz madde açığa çıkabiliyor. Bu hidrojen peroksitin de çok hızlı bir şekilde zehirsiz hale gelmesi lazım. Su ve oksijene dönüşmesi lazım. Bunu su ve oksijene dönüştüren de katalaz enzimidir. Katalaz enzimini bulunduran organelde peroksizom organeli dediğimiz organeldir. Özellikle bunu bilin, buradan çok soru geliyor diyeyim gençler. Özellikle karaciğer peroksizomları sahip oldukları peroksidaz veya katalaz enzimleri yardımıyla alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin toksik etkilerini tabii ki yok edecek. Metabolizma faaliyetleri ve peroksizomda gerçekleşen tepkimeler sonucunda oluşan hidrojen peroksit yani H2O2'yi bu katalaz enzimi su ve oksijene ayrıştırmış olacak. Bazı peroksizomların da özel bir durumu var. Yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürebiliyorlar. Bu olay sırasında da oksijen kullanıyorlar. Demek ki ökaryot hücrelerde oksijen kullanan organel nedir, kimdir dediğimiz zaman tek cevap mitokondri değil. Mitokondrinin haricinde oksijen kullanan bir organelimiz daha varmış. O da kimmiş gençler? Peroksizom dediğimiz organelmiş. Hemen buradan bununla ilgili bir soruya geçelim. Endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak oluşan peroksizom, hayvansal hücrelerde zehirli bir molekül olan hidrojen peroksidin su ve oksijene parçalanmasını sağlar. Bitkilerde ise fotorespirasyonla amino asitleri bitkiye aktarır. Hayvansal hücrelerde başka bir iş yaptığını söyledi, bitkisel hücrelerde farklı bir iş yaptığını söyledi. Bakalım. Buna göre peroksizomla ilgili yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Tek zarlı olduğunu zaten söylemiştik. İçinde enzim var, etrafı bir zarlı kaplı. Farklı hücrelerde farklı görevleri yapar. Yukarıdan çıkıyor mu? Hayvansal hücrelerde hidrojen peroksidi su oksijene çeviriyormuş. Bitkilerde ise işte amino asitleri mitokondriye aktarıyormuş. Demek ki farklı hücrelerde farklı görevleri yapabiliyormuş. Yukarıdan çıkartabildim. Hücre içi ozmotik basıncı azaltır diyor. Burayı bir düşüneyim. Şimdi ozmotik basınç su alma isteğidir gençler. Haliyle bir hücredeki su miktarı artarsa su alma isteği azalır. Mesela az önceki örneği düşün. H2O2 yani hidrojen peroksit vardı. Bu peroksizom organeli bunu neye çeviriyordu? Su artı oksijene çeviriyordu. Şimdi o zaman bu peroksizom organeli faaliyet yaparsa hücredeki su miktarı ne yapar? Artar. Hücredeki su miktarı artarsa hücrenin ozmotik basıncı yani su alma isteği tabii ki azalır diyeceğiz gençler. O zaman bu da bizim için doğru oldu. Hangileri söylenebilir derse de cevabımız Edirne'ye düşmüş olur tabii ki. Gelelim kofula. Şimdi koful dediğimiz zaman aslında şimdiye kadar anlattığımız organellere bakarsanız hepsinin birbirinden köken aldığını düşünebiliyoruz. Hücre zarı böyle içeriye doğru uzantılar yapıyor. Endoplazmik retikulum. Oradan bir parça koptu Golgi. Golgi'de enzim sentezlendi, bir parça koptu koful. İçeriye büyük bir şey aldın, besin kofulu. gibi. Yani aslında biraz birbirlerinden köken alıyorlar. İçlerinde bulunan maddeye göre de isimlendiriliyorlar. Koful da aynı mantıkta. Hücre, çekirdek, endoplazmik retikulum zarları, Golgi aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana gelebiliyor. Mesela az önce şekli bulayım ben size bir saniye gençler, göstereceğim bir şekil. Az önce gösterdiğimiz neredeydi? Golgi organelinin yapısından bahsetmiştik, oluşumundan bahsetmiştik ya. Heh, buldum, biraz altlarda kalmış. Şu mantıkla düşün. Mesela bu içeride bir besin sentezledi. Bundan bir parça koptu, koful oluyor. İçeriye büyük bir şeyi aldın, besin kofulu oluyor. Golgi'den bir şey kopuyor, yok atık kofulu oluyor. Yani içinde bir madde var, etrafı da bir zarla çevriliyse biz o zaman ona koful ismini verebiliyoruz. Tek katlı olduğunu bilmeniz önemli. Bunun haricinde mesela bitkisel hücreler hayvansal hücreleri kıyas yapıyor. Bitkisel hücrelerde de tabii ki koful organeli var. Hayvansal hücrelerde de koful organeli var. İkisini kıyas yaparsan bitki hücrelerinde az sayıda, fakat kofullar daha büyük oluyor. Hayvan hücrelerinde daha çok sayıda oluyor ama kofullar daha küçük yapılı oluyor. Soruda çıkarsa bu karşılaştırmayı yapacaksın. Onun haricinde mesela genç bitki olsun, bir de yaşlı bitki hücremiz olsun. Genç bitki hücresine bakıyorsun, bir tane şurada koful vardı, bir tane burada koful, bir tane de burada kofulu vardı. Bitki yaşlandıkça kofullar birbiriyle kaynaşmaya başlıyorlar. Bir tane büyük koful meydana geliyor. Yani hücreler yaşlandıkça kofullar birikecek, birleşecek. Hücredeki atık miktarı da artacak ya. Hücreler yaşlandıkça kofulları da daha büyüyor diyeyim. Besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu, kontraktil koful gibi pek çok koful çeşidi var. Daha da arttırabiliriz. Mesela birazdan sindirim kofulunu da ben size söylemiş olacağım. Öncelikli olarak besin kofuluyla başlayalım. Besin kofulunu anlattım aslında. Şimdi gittin, bir tane besin vardı. Bu besinin etrafında yalancı ayaklar oluşturdun. Besini içeriye aldın. Büyük bir şeyi hücre içine alıyorsak endositoz diyeceğiz. Dediğim gibi bir sonraki derslerimizde öğreneceğiz biz bunu. Endositoz, hücre içine aldıysan endositoz. Bu aldığın şey katı bir şeyse fagositoz, sıvı bir şeyse pinostoz. Sonuçta büyük bir şeyi içeriye aldın. Etrafını da bir zarla çevirdin. Oldu sana besin kofulu. Amip dışarıdan besinini hazır olarak alıyor. Tek hücreli bir canlı, tabii ki yapacak. Paramesyum yine besinini dışarıdan alıyor, yapacak. Bizim fagositoz yapabilen hücrelerimiz var, ak yuvarlarımız gibi. Yine bu olaylar meydana gelecek. İçeriye aldığım besini gider lizozomla da birleştirirsen o zaman da neyin oluştuğunu söyleyeceğiz. Sindirim kofulu dediğimiz kofulun meydana geldiğini söyleyeceğiz. Salgı kofulu dediğimiz zaman da yine biliyorsunuz bazı hücrelerimiz salgı yapacaklar. Bu salgı yapan hücrelerimizde de salgı kofulu sayısı fazla olacak. Mesela hormon üretiyordur, protein sentezliyordur, bitkinin reçine üreten bir hücresidir. Golgi sayısı fazlaysa salgı kofulu sayısı da zaten fazladır. Mesela böcekçil bitkileri düşün. Bunların yaprakları var. Şöyle yapraklarından güzel kokulu salgılar üretiyorlar. Sonra bu güzel kokulu salgılara sinek konuyor. Kandığı zaman buralar yapışkan. Sinek buraya tutunuyor. Yaprak çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Sonra bu sefer de bu sineği parçalayacak enzimleri salgılamaya başlıyor. Yani bu işi de gerçekleştirebiliyor. Bitkisel hücrelerde de yine salgılar oluşturulur. Ya da şey gibi düşün, sakız ağaçları var, bilmiyorum hiç biliyor musunuz? Koruma altına da alındı, bayağı nesilleri tehlike altına girmiş. Sakız ağacından sakızı nasıl elde ediyorlar gerçekte göstereyim size. Şimdi ağaç böyle ya. Gidiyorlar ağaca bıçağı batırıyorlar. Ağacı boydan boya yarıyorlar. Ağaçta bir yara oluştuktan sonra tabii ki bu bitki kendini korumak istiyor. Korumak istediği için de mikroorganizmalar içeriye girmesin diye burada bir salgı oluşturmaya başlıyor. Kendini kapamaya çalışıyor gibi düşün. İçeriye girmesin diye bir salgı yaptı ya. Sonra o salgıyı alıyorlar işte ya fabrikada ya da elde işleyip sakıza dönüştürüyorlar. Ağaçlara böyle biraz zarar verilerek toplandığı için nesilleri de tehlike altında. O yüzden sakız bahçeleri, sakız ağacı bahçeleri üretilmiş durumda. Mesela sakız ağacının ürettiği salgı da haliyle salgı kofullarında depolanıyordur. Onu demek istedik. Gelelim oradan da depo kofullarına. Özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful çeşidi olup hayvan hücrelerinde daha küçüktür. Bitkiler atıklarını çünkü daha fazla depoluyorlar. Bitkilerde zehirli maddeler, metabolizma sonucunda meydana gelen atıklar, boya maddeleri, köklerden su ile birlikte alınan tuzun fazlası, zehirli maddeler, organik asitler bu depo kofullarında birikiyor. Depo kofulları da genellikle bitkilerin yapraklarında fazla sayıda bulunuyor. Sonbahar aylarına doğru bitkilerin yaprakları sararır ya, aslında bitkilerin yaprak hücrelerinde bulunan depo kofullarının sayısı artıyor. Atıklar yapraklarda birikiyor. Yapraklar sararmaya, kahverengileşmeye başlıyor. Bitki yaprağını döktüğü zaman aslında atıklarını da dışarıya atmış oluyor. Yani boşaltım yapmış oluyor gibi de düşünebilirsin. Atıklarını dışarıya gönderdi yaprak dökümü yaparak. Bazı bitkilerde kofulların içerisine su, yağ molekülleri, hava depolanabiliyor. Bazı bitkilerin hücre kofullarında ise asit ve bazlarla renk değiştirebilen boya maddeleri bulunabiliyor. Bu maddeler çiçeklerdeki taç yaprakların ve meyvelerin renklendirilmesine tabii ki etkili. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük depo kofulları birleşiyor. Unutma bak, mesela büyük ve tek sayıda bir kofula dönüşüyor. Bitki yaşlandıkça kofulları büyür diyeyim gençler. Kontraktil koful dediğim zaman da yıldız atemen, kasılgan veya vurgan kofulu olarak da bilinir. Amip'te var, paramesyumda var, öglenada var, başka kimse yok. Yıldız, 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 tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerden bahsediyoruz. Yani sende bende yok, biz çok hücreli canlılarız. Sadece tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunacak. Şimdi tatlı suda yaşayan tek hücreli canlıdan bahsediyoruz ya. Mesela şurası tatlı su ortamımız olsun. Bu da içinde yaşayan amip olsun. Tatlı su demek burada suyun çok olduğu anlamına gelir. Hani tuzlu su olsaydı tuz da var, su az diyecektik. Burada su çok ya. Su her zaman çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket etmektedir. İsteyecek. Yani bu amibin içerisine doğru devamlı suyun hareket etmesi lazım. Amip de su alır, şişer, bir süre sonra ne olur? Patlar. Bunlar patlamasın diye bunlarda kontraktil koful denilen, vurgan kofulu denilen bir koful var. Fazla suyun dışarıya atılmasını, yani hücrenin hemoliz olarak patlamasını engellemiş oluyor. Hemolizin tanımını da anlattık. Tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde olduğunu unutmayın diyeyim. Hemen birkaç tane de soruma geçeyim. Aşağıda bir hayvan hücresinde bulunan bazı koful çeşitleri ve organeller gösterilmiş. Şimdi bakıyorum, besin kofulu. Besin kofulu hücre zarından oluşur mu? Tabii ki oluşur. Neden oluşmasın ki? Böyle büyük bir şeyin etrafını sarar, içeri alırsa besin kofulu oldu deriz. Sindirim kofulu içindeki moleküller lizozom enzimleri tarafından monomerlerine ayrılarak sitoplazmaya geçer. Sindirim kofulunu da düşündüğümüz zaman besin kofulu ve lizozom organeli birleşince sindirim kofulu oluyordu. Haliyle sindirim kofulu içindeki moleküller bu lizozomun enzimleri tarafından monomerlerine ayrılacak ve böylelikle bu monomerler de dışarıya doğru çıkmış olacak diyeyim gençler. Salgı kofulunda Golgi tarafından oluşturulan moleküller yer alır. Golgi salgılama, paketleme olduğuna göre salgı kofulunda da tabii ki Golgi tarafından üretilen maddeler bulunabilir. Kofullar hücre zarı, çekirdek zarı, Golgi ve endoplazmik retikulum tarafından tabii ki oluşturulabilir gençler. Böylelikle de cevabımız Edirne'ye düşmüş oldu. Hadi bir tane daha soru çözelim. Yavaş yavaş bitirelim. Bitki hücrelerinde bulunan kofullar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bitkisel bir hücreden bahsediyoruz. Organik ve inorganik madde depolayabilir. Mesela bitkiden nişasta depolayabilir kofullar. Aynı zamanda su da depolayabiliyorlar. Endositoz yapılarak oluşturulabilir diyor. Bitkilerde endositoz olayı söz konusu olmuyor. Genç bitki hücrelerinde küçük olacaklar çok sayıda. Yaşlandıkça sayıları azalacak, birleşecek. Büyüklükleri de tabii ki artmış olacak diyeyim gençler. Büyüklüğü hücrenin metabolizma hızı hakkında fikir verir. Eğer çok büyükse bu hücre yaşlanmıştır diyebiliriz. İçeriğinde bitkiye renk veren maddeler bulundurabilir diyor. Evet, bitkiye renk veren maddeleri de bulundurabiliyordu. Hangileri yanlıştır demiş. Yanlıştır dediğine göre de cevabımız yalnız 2 olacak. Hadi bir tane daha soru çözeyim. Bir hayvan hücresinde lizozom organelinin oluşumu ve faaliyeti sırasında olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi öncelikli olarak ne diyecektik? Ribozomlarda protein sentezlenir. Golgi organelinde işlenen proteinler enzim haline gelir. Kese içinde sitoplazmaya bırakılır. Enzim içeren keseler içerdikleri enzimlerle büyük moleküllerin, demek ki bu sona gelecek. Şimdi baktım. Ribozomlarda proteinler sentezlenir. Öncelikli olarak senin bir proteini sentezlemen lazım. O zaman kiminle başlamamız gerekiyor? Eledik, 2 ile başlamam lazım. Proteinler sentezlendi. Proteinler endoplazmik retikulum aracılığıyla kime gönderilecek? Golgi organeline gönderilecekler. Golgi organeline de gönderdik. Golgi organelinde işlenen proteinler ne haline gelecek? Tabii ki enzim haline gelecekler. Enzim haline geldikten sonra da parçalama işlerini gerçekleştirecekler. Daha ikinci aşamayı bulduğumuzda cevap zaten çoktan çıkmıştı gençler. Yani eleme tekniğini kullanarak da çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz diyeyim. Ve hemen neler öğrendik kısmımıza da geçeyim. Dediğim gibi bugün lizozom organelinden bahsettik. Peroksizomdan bahsettik. Kofulun çeşitlerini, görevlerini de yine bugünkü dersimizde öğrenmiş olduk. Yani hücre ünitesinin de neredeyse yarısına kadar gelmiş olduk. İkinci döneme başladığımız zaman hücre zarından madde alışverişlerine başlamış olacağız. Zaten mitokondri ve plastitler kalmış olacak. Kalan organelleri verdik. Yani sayfa 119'a kadar organelleri çözüyor olmanız gerekiyor. Yine aynı mantıkla buradan da göstermiş olayım. Çekirdek hücre çalışmaları, karşılaştırmalar kısmına gelmedik. Golgi, lizozom, peroksizom, kofulu anlattık. Yani sayfa 91'deki soruları da yine çözebilirsiniz diyeyim. Gençler, böylelikle dersimizi bitirmiş olayım. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.